oyunda da sahada birlikte oynayan, beraber hareket eden, özellikle ikinci yarıda pas yüzdesi çok yüksek, kendine güvenli oynayan bir Konyaspor vardı. Tabii bu bizi çok mutlu etti. Ama kalan 6 hafta çok zor müsabakalarımız var. Şu anda bu sürümüz bir halen altındayız. Sadece o seviyede puan durumumuzu eşitledik. Kalan 6 haftada bundan daha iyi mücadele edip Konyaspor'u ligi hak ettiği yerde bitirmesini istiyoruz. Tek temennimiz bu. Yani inşallah biz de bu konuda bunu oyuncularımla beraber becerebiliriz. Ya benim bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ya. Zahit o zaten kariyeri, kendisi, oyuncu ahlakı, profesyonelliği çok ön planda olan bir oyuncu. Bizim için çok önemli oyuncularından bir tanesi. Ya bunun da takıma çok katkı yaptığını düşünüyorum. Bir tarafta çok faydalı oldu. Takımın ucuna gitmesini sağladı. Çok önemli işler yaptı. Böyle oynadığı müddetçe Konyaspor'a çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Geçen hafta ile ilgili bazı eleştiriler oldu. İşte Toyu neden oynatmadık anlamında. Bazen bu tür müsabakalarda ligin zor dönemlerinde bazen stratejik planlar yapmak gerekiyor. Bazen onun tercihlerini çok iyi seçmek gerekiyor. Maça göre çalışıyoruz. Yani oynayacağımız rakibe göre oyun planı yapıyoruz. Bazen sahada bazı oyuncular yer değiştirebiliyor. Bunlar uzun lig periyodunda çok normal olan şeyler. O yüzden yani bir şey aramak yerine bana göre takımın sahada verdiği mücadeleyi konuşmak çok daha önemli. Yani oyuncuların inanılmaz mücadele ediyorlar, inanılmaz konsantreyle oynuyorlar.